Merhaba arkadaşlar, ben Oral Ünal. Sizlere bu dersimizde PHP'de dizileri anlatacağım. Öncelikle dizi deyince aklımıza ne geliyor? Nedir bu dizi? Ne işe yarar? PHP ile çalışmaya başladığınızda anlayacaksınız ki benzer birçok değişken kullanmak zorunda kalacaksınız. Ve bu değişkenleri hatırlamak da bazen bir işkence haline. Tekrar tekrar dönüp o kodlara bakma ihtiyacı sizi de doğuracaktır. Bu durumları engellemek için de PHP'de dizileri kullanıyoruz. Bu yani bizim için çok yardımcı bir işlev aslında. 3 çeşit dizi var. Nümerik diziler, ki bunlarda değişkenlerin ID'lerini siz belirlemezsiniz. Çağrışımlı diziler, bunlarda değişkenlerin ID'sini siz belirlersiniz. Yani bu ID değişkenler tanımlanan bir kimlik. Çok boyutlu diziler ise bir dizinin içinde birden fazla dizilerin bulunmasıdır. Bu açıklama şu anda tam olarak anlaşılır değil. Bir örnekle daha da belirtin yapalım açıklamamızı. Öncelikle bir numerik dizi, yani ID'yi sizin belirlemediğiniz bir dizi belirleyelim. Bir değişken ismi verelim. Sıra ne olsun? Aile bireyleri. Dizilere başlarken yani bir değişkenin dizi olduğunu belirtmek için array yazıyoruz. Açıyoruz. Numerik dizilerde yapı budur. Aile bireyleri, baba kim olsun? Necati. Virgül koyuyoruz. Anne kim olsun? Meral. Çocuklar kim olsun? Ahmet. Diğer de Erdal olsun. Gördüğünüz gibi bu bir dizi. Şu anda şu içerideki kısımda bir dizi tanımladık. Bu diziyi peki nasıl kullanacağız? Mesela bir echo komutuyla aile bireyinin isimlerinin nasıl olduğunu ekrana yazdıralım. Echo baba dedik, iki nokta koyduk. Aile bireyleri bu şekilde bir işaret koyuyoruz ve sıfır yazıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu numerik ID'lerde, numerik dizilerde şu gördüğünüz kimlik, o ID dediğimiz olay. Numerik dizilerde ID'yi otomatik olarak verirler. Daha önce söylediğimiz gibi PHP'de saymaya, PHP'yi saymaya sıfırdan başlıyordu. O zaman şu ilk bölümümüz 0. İkincisi 2. Üçüncüsü 3. Dördüncüsü 4. Daha da artırdı 5, 6 diye gidecekti. Baba adı Necati dedik. Boşluk bıraktık. Anne adı aile bireyleri 1. Anladığını yazdırdık. Çocuk bir adını yazdıralım. Bir de çocuk 2. Adını yazdıralım. Gördüğünüz gibi yapı aynen bu şekilde. Bunu kaydettik. Tarayıcımıza çalıştıralım. Baba adı Necati, anne adı Meral, çocuk bir adı Ahmet, çocuk bir adı Erdal. Gördüğünüz gibi. İlla bu süre yer olmak önerilir. İsterseniz buraya 3 yazarsınız. 2 yazarsınız. Değişiklikleri görürsünüz. Gördüğünüz gibi Erdal buraya geldi. Necati bunu belirledik. Ayrıca numerik dizilerde veya şöyle söyleyelim. Evet, numerik dizilerde yapıyı bu şekilde tutmak zorunda değilsiniz. Yani aile bireyleri şeklinde, array şeklinde açmak zorunda değilsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu silelim. Aile bireyleri normal değişken olarak tanımlayıp sadece köşeli parantezinde sıfır olarak yazıp da değişkene bir eklenti yaparak da bunu tanımlamış olabilirdiniz. Necati yazın. Ama bu sizi fazladan zorlaştıracak, fazladan uğraştıracak bir işlem. Gördüğünüz gibi Meral yazdık. Ahmet yazdık.
şekilde yapsaydı kodumuz tekrar çalışmış olacaktı. Görüldüğü gibi. Tek boyutlu nümerik dizler bunlar. Bir de çağrışımlı dizler var. Gördüğünüz gibi bir önceki şeyimizde, örneğin değiştirimizde aile bireyleri dedik. Bize aileleri o kendi otomatik olarak yapıyordu. Fakat isteseydik şu şekilde de yapabilirdik. Mesela Ahmet'tir, eşittir ve büyüktür işareti koyup bunun karşısına Mehmet yazarız. Bunlardan sonra yine virgül koyuyoruz. Bunu da aynı şuradaki çektiği gibi hesap ediyoruz. Ama düzenli olması için en azından bu şekilde yazmakta fayda var. Mehmet dedik. Tekrar aynı şey. Bu sefer Sedat olsun. En sonuncu kelimemizden sonra herhangi bir noktadan işareti koymuyoruz. Yapımı bu şekilde kaydediyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Echo bu sefer aile bireyleri köşeli parantez içinde Ahmet yazdığımız zaman ekrana Mehmet yazısını yazdıracak. Gördüğünüz gibi ekrana Mehmet yazısını yazdıracak. Yani burada şu ilk kısımda kimliği ID'yi siz belirliyorsunuz. Şu alanda yazılacak olan yazıyı siz belirliyorsunuz. Mesela burası böyle de olmak. Böyle olmak zorunda değil de. Sıfır yazsaydık. Buraya da sıfır yazabilecektik. Ekrana yazdırdığımız zaman tekrar Mehmet yazısı tekrar sıfıracaktık. Ve bir de çok boyutlu dizlerimiz var. Bunun için öncelikle mesela Ünal ailesi diyelim. Benim ailem örnek vereyim. Ünal ailesi için ok açıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir array diye açıyorsunuz. Alt satıra iniyorsunuz. Sıfır nolu aile üyemiz. Necat'ta burayı tırnak için alıyoruz. Bir nolu aile üyemiz. Meral. İki nolu aile üyemiz. Oral. Üç nolu aile üyemiz. Erdal. İlk arayımızı kapatıyoruz. İkincisini de kapatıyoruz. Burada bunu nasıl çağıracağız? Burayı Ünal olarak çağırdık. Ve burayı da sıfır olarak yazdığımız takdirde tarayıcını Necati'ye aldık gördüğünüz gibi. Peki birden fazla aileyi katamazdım. İlk katabilirdik. Virgül koyup altına devam ederdik. Mesela Recep ailesi için yazalım. İlla burayı sıfır olarak belirlemek zorunda değilsiniz mesela. Baba olarak da belirleyebilirsiniz. Daha belirgin olması için. Kamil. Anne. Şerife. Çocuk bir dedim. Hep çocuk olsun. Mustafa olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde basit bir yapıyla aslında çok karışık bir yapıyı minimuma en kolaya indirgemiş olduk. İşte bu nedenle bu bizim için bir kurtarıcıdır. Mesela aile bireylerinden ben ile Oral ile aile bireyleri, Recep ailesinden çocuk birle arkadaş olalım.
şuradaki gördüğümüz yapıyla Ünal dizisindeki 2 numaralı dizide yani Oral ile aile bireylerindeki Recep dizisindeki çocuk bir Mustafa yani Mustafa Oral ile Mustafa arkadaşlar şeklinde yazdırılması gerekecek ekrana. Bakalım Oral ile Mustafa arkadaşlar. Bu yapı gayet oldukça kolaydır ve anlaşılması da kolaydır. Ayrıca bize işlemlerimizde her zaman kolaylık, büyük imkanlar, büyük rahatlıklar sağlamaktadır. Dizilerle ilgili olan dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.